Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde üretim, tüketim ve dağıtım ünitesinin ekonomik faaliyetler konusunu ele alacağız. Dersime başlamadan önce kanalımda izlediğiniz videolarımı beğenip yorum yaparsanız ve aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi dersimize geçebiliriz sevgili öğrenciler. Gelir ve gider nedir? Önce buna bakalım. Elimize geçen paraya gelir diyoruz. Harcamalarımıza ise gider diyoruz. Gelir ve gider dengesini oluşturmaya da bütçe diyoruz sevgili öğrenciler. Üretim, dağıtım ve tüketim aşamasına baktığımızda çiftçinin domatesi yetiştirmesi, üretim, malın pazarcıya gelmesi, pazarda satılması, dağıtım, bizim pazardan almamız ve kahvaltıda bu ürünü domatesi yememiz ise tüketim olarak adlandırılabilir. İstek kişinin bir şeye karşı duyduğu, yerine gelmesi durumunda mutlu olduğu şeydir. İhtiyaç ise sevgili öğrenciler, insanın varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan giderilmediğinde hayati sorunlara yol açan her şeye ihtiyaç diyoruz sevgili öğrenciler. O yüzden hayati olduğu için ihtiyaç istekten önce gelir. Temel ihtiyaçlarımız beslenme, barınma ve giyinmedir. Diğer ihtiyaçlar dediğimiz sosyal bir insan olduğumuz için eğitim, sağlık ve eğlenme de diğer beslenme, barınmadan, giyinmeden sonra gelen ihtiyaçlarımızdır. Ekonomi bir ürünün üretimden tüketiciye ulaşıncaya kadar olan ilişkiler bütününe denir sevgili öğrenciler. Üretimden tüketiciye ulaşıncaya kadar olan ilişkiler bütününe ekonomi denir sevgili öğrenciler. Bir ülkenin üretim, gelir ve giderleri ile ilgili faaliyetlerin tümüne ekonomi diyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz pamuğun ham madde olarak iplik fabrikasında iplik olup daha sonra kumaş olması, daha sonra konfeksiyonda kıyafet olarak dikilip dağıtım kanallarla mağazalara getirilip satılması, sonra bizim bunu alıp tüketmemiz, bu ürünün üretim, dağıtım ve tüketim ağlarını göstermektedir. Ekonomi ile ilgili bütün faaliyetlere ekonomik faaliyet denir sevgili öğrenciler. İhracat nedir peki? Ülkede üretilen bir malın başka ülkelere satılmasına ihracat diyoruz. Başka ülkelere satılmasına ihracat, bir malın dış ülkelerden alımına ise ithalat denir. Dış ülkelere satmaya ihracat, dışarıdan alım ise ithalattır sevgili öğrenciler. Bunu unutmayın. Ticaret ise kar elde etmek amacıyla her türlü mal ve hizmetin alım ve satımını içine alan ekonomik faaliyete ticaret denir. İmalat ise sevgili öğrenciler, bir ham maddeyi veya yarı mamul işleyerek bir sanayi ürünü, bir mal üretme işlemlerinin bütününe imalat denir. Bir mal üretme işlemleridir imalat. Ham madde bir ürünün işlenmemiş haline ham madde denir. Paraya ilk Lidyalılar bulmuştur sevgili öğrenciler. Paradan önce insanlar alışveriş yaparken takas yöntemini kullanırlardı. En eski paralara sikke denir. Osmanlı'da sikkeye akçe denirdi. İlk kağıt parayı ise Çinliler bulmuştur. Osmanlı Devleti'nde basılan ilk kağıt paraya kaime denirmiş sevgili öğrenciler. O da bakın aşağıda örnekte gördüğünüz gibi kaime. Tarihi kayıtlara göre milattan önce 118 yılında Çinliler deri para kullanmışlardır. İlk kağıt para ise milattan sonra 806 yılında yine Çin'de ortaya çıkmıştır. Batı'da kağıt paraların basılması ve kullanılması 10-17. yüzyılın sonlarına rastlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti ilk parası 1934 yılında basıldı. 2006 yılında paramızdan 6 sıfır atılmıştır. Bu paraya yeni Türk lirası adı verilmiştir. 6 sıfır atıldıktan sonra paramıza yeni Türk lirası adı verilmiştir. İnsanların geçimini sağlamak için sürekli yaptıkları, emek harcadıkları işe meslek denir. Toplumda ihtiyaçların karşılanması için meslekler oluşmuştur. Meslekler toplumdaki iş bölümüdür aslında.
Fırıncı ekmeğimizi yapar, temizlik görevlileri çevrenin temiz olmasını sağlar. Sağlık problemlerle karşılaştığımızda doktor, hemşire, ebe bizimle ilgilenir. Öğretmenler meslek sahiplerini yetiştirmek için çabalar. Her meslek bir ihtiyacı karşılamak üzere ortaya çıkmıştır sevgili öğrenciler. Bazı meslek gruplarına bakalım isterseniz. Hizmet sektöründe vatandaşlara hizmet veren öğretmen, polis, garson, doktor, hemşire, hakim, savcı gibi meslekler hizmet sektörünün çalışanlarıdır. Turizm sektöründe ise çalışan meslek grubundakiler ise aşçı, garson, otel müdürü ve çalışanları, tur rehberi, turizm alanıyla ilgili mesleklerden bazılarıdır. Ulaşım sektöründe çalışanlar şoför, pilot, kaptan, batman, hostes, makinist, ulaşımla ilgili mesleklerden bazılarıdır. Ülkemizdeki ekonomik sektörler bir enerji sektörü, tarım sektörü, hayvancılık sektörü, balıkçılık sektörü, madencilik sektörü, imalat sanayi sektörü, inşaat sektörü, turizm sektörü, bankacılık ve finans sektörüdür sevgili öğrenciler. Üretim tarlalarda yetiştirilen buğday, pamuk, domates gibi biber, patates, soğan ve benzeri sebze ve bunlardan elde edilen ürünlerdir tarımdaki üretim. Tarımdaki gelir ise yetiştirilen, üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançtır. Tarımdaki gider ise sevgili öğrenciler, sebze yetiştirmek için tohum, gübre, tarım ilacı ve benzeri almak için amacıyla harcanan paralar tarımdaki giderdir. Tarımda dağıtım ise üretilen sebzeler marketlere, manavlara, fabrikalara satılır. Bu da dağıtım aşamasını oluşturur. Tarımda tüketim ise sebze ve bunlardan elde edilen ürünler evlerde, restoranlarda tüketilir. Çiftçi, seracı, ziraat mühendisi, tarım alanında çalışan mesleklerden bazılarıdır. Şimdi hayvancılık sektörüyle ilgili üretim, gelir, gider, dağıtım, tüketim konularını ele alalım. Hayvancılıkta üretim, beslenen hayvanlardan elde edilen et, süt, yumurta, bal, yoğurt, peynir, tereyağı gibi ürünlerdir. Gelir ise beslenen hayvanlardan elde edilen ürünlerin satışından elde edilen paradır. Gider, hayvan satın almak için yem, bakım, barınak masrafları başlıca giderlerdir. Hayvancılıkta dağıtım ise üretilen ürünler fabrikalara, market ve mandalara dağıtılarak satılır. Tüketim ise hayvanlardan elde edilen ürünler evlerde, restoranlarda tüketilir. Hayvancılıkla ilgili meslekler balıkçılık, arıcılık, çobanlık, seyislik, at bakıcısı yani veterinerlik, hayvancılıkla ilgili mesleklerden bazılarıdır sevgili öğrenciler. Sanayi sektöründeki üretim, çeşitli ham maddelerin işlenmesiyle üretilen besin, giyim, ev eşyası, taşıt, deterjan gibi ürünlerdir. Gelir ise üretilen ürünlerin kişiler ve kuruluşları satışından elde edilen kazançtır. Sanayi sektöründe gider, üretilen ürünlerin üretilmesi için ham madde satın alınır, reklam, ulaşım masrafları ve çalışanların maaşları başlıca giderlerdir. Sanayi sektöründe dağıtım ise üretilen ürünler çeşitli kuruluşlara, market ve mağazalara dağıtılarak satılır. Tüketim, ürünler kullanılmak ve tüketilmek için satın alınır. Sanayi sektörüyle ilgili meslekler, makine mühendisi, elektrik mühendisi, endüstri mühendisi, bilgisayar mühendisi, otomotiv mühendisi, teknisyenlik, operatörlük, sanayiyle ilgili mesleklerden bazılarıdır sevgili öğrenciler. Madencilikle ilgili üretim, gelir gider ve dağıtım ve tüketimi de bu şekilde görüyorsunuz. Madencilikle ilgili meslekler ise maden işçisi, maden mühendisi, jeoloji mühendisi, petrol, doğalgaz mühendisi, madencilikle ilgili bazı mesleklerdendir sevgili öğrenciler. Evet, maden sahasını görüyorsunuz. Ormancılıkla ilgili üretim, gelir gider ve dağıtım aşamaları. Ormancılıkla ilgili meslekler ise ormancı, orman mühendisi, bitki bilimci, ormancılıkla ilgili bazı mesleklerdendir. Ekonomik faaliyetlerde görev alan meslekler, tarımda çiftçi, tarım işçisi, ziraat mühendisi gibi meslekler görev alır. Hayvancılıktaki meslek grupları, hayvan besleyicileri, veteriner, balıkçı, kasap, arıcılık, at biniciliği, çoban, hayvan eğiticileri, avcılık, avcılar diyebiliriz. Ormancılıkla ilgili meslekler, orman işçisi, oduncu, keresteci, botanik bilimci, orman mühendisi. Madencilikle ilgili meslekler, maden işçisi, maden mühendisi, jeolog, arkeolog, paleontolog, harita mühendisi, inşaat mühendisi, inşaat işçisi. Sanayi ile ilgili sektörüyle ilgili meslekler, otomotiv mühendisi, fabrika işçisi, oto tamircisi, oto boyacısı, iş makinesi teknikeri, makine mühendisi, ustabaşı, mekanik tekniker.
Turizm sektörüyle ilgili meslekler, otel çalışanları, lokanta kafe çalışanları, turist rehberleri. Ticaret sektörüyle ilgili meslekler ise sevgili öğrenciler, bakkal, manav, mobilyacı, emlakçı, satış elemanı, kuyumcu, esnaf, toptancı, kitapçı, tekstil işletmesi çalışanları bu alana girer. Eğitim hizmetinde görev alan meslekler, öğretmen, müdür, halk eğitim çalışanları da bu gruba girer. Sağlık hizmetiyle ilgili çalışanlar, doktor, hemşire ve diş hekimi de bu sektörün çalışanlarıdır. Güvenlik hizmetinde çalışanlar asker, polis ve güvenlik görevlileridir. Atalet hizmetinde çalışan meslekler avukat, hakim ve savcılardır. Peki israf nedir sevgili öğrenciler? Gereksiz ve ölçüsüz harcama keba etmektir. İsraf çeşitleri zaman israfı, para israfı, yiyecek israfı, elektrik israfı, kağıt israfı, giysi israfı. Hepsi de israftır. O yüzden israftan kaçınmalı, doğayı korumalı, tasarrufa yönelmeliyiz. Dersimiz bu kadardı. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.